yüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bugün sizlere Dream Art Dolapdere'den merhaba diyoruz. Dream Art Sanat Galerisi günümüzün en önemli kavramsal sanatçılarından çok değerli bir ismi Sarkis'i ağırlıyor. Sarkis'in Ayna Başlıklı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor ve Ayna Başlıklı sergi bugün sanatseverlere kapılarını açıyor. Biz de bu vesileyle, böyle hoş bir vesileyle değerli sanatçımız Sarkis'le sohbet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Bu kez İstanbul'da buluşuyoruz ve bizim için çok kıymetli. Çünkü en son Venedik'te Respiro'nun açılışının heyecanını aslında yaşamıştık, paylaşmıştık. Çok da yoğun bir gündü. Oradan buraya, Respiro'dan Aynaya şimdi geldik. Aslında çok temelde hem İstanbul'da olmayı hem de bu mekanda olmayı sormak istiyorum. Sizin için nasıl bir yolculuk anlamına geliyor? Benim işlerim mekanı unutmaz. Evet. Durumları da unutmaz. Yerleri de unutmaz. Venedik'te karşılaştığımız zaman yani Venedik Bienali vardı. Ve Türkiye pavyonu bana verilmişti. Evet. Onun mimarisi farklıydı. Koşulları çok farklıydı. Çok gergin bir atmosfer vardı. Ekip farklıydı. Anlatmak istediklerin dolayısıyla farklıydı. Evet. Orada 7 ay sürecek bir sergiydi o. Ve yani yüz binlerce kişinin gelip bazen 5 dakika zamanları vardı, bazen 30 saniye zamanları vardı. Ben bunların hepsini unutarak 7 aylık bir nefes sergisi yapmıştım. Bu nefes hep benim işlerimde var. Evet. Hep benim işlerimde var. Yani serginin bir nefes alması, dolayısıyla onu bize benzemesi, değil mi? Bazen çok neşeli sergilerim oluyor diyemeyeceğim. Çünkü fazla şu an gülüyorum fakat öyle coşkulu sergiler, ışıklı sergiler yapmayı severim. Buradaki şartlar tabii farklı. Burası bir galeri. Galeriler müzelerden farklı olarak algılanır. Ben bu farkı pek abartmak istemiyorum. Yani galerilerde kalkıp müzede nasıl dikkat ediliyor ilişkilere, işler arasında ilişkilere? Evet. Galerilerde pek ona pek dikkat edilmez. Ben bunu ya değiştirmeye çalışıyorum. Yani buradaki sergiye ay zerbesiz bir müze sergisi için Sarkis'i çağırmışsınız. Bir müze sergisi yapmışsınız diyenlere, hayır, bu genişletilmiş bir sergi kavramı demeyi tercih ediyorum. Hem müze hem galeri sergisi. Evet, belki şöyle de bir hatırlatma yaparım. Çünkü siz atölyenizi Zuhal Demiraslan'la birlikte gezerken, gezdirirken aslında yerleştirme sanatını öyle de ifade etmiştiniz. Mekana bağlı ve mekanda sözünü söyler, yaşar. Şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta siz bir opera şarkıcısının şarkısını operada söylemesi örneğini vermiştiniz. Şimdi daha iyi anlıyorum bu söylediğiniz. Evet. Şimdi buradaki işleriniz hem farklı dönemlerde yaptığınız işler var, hem sadece bu sergiye özel yaptığınız işler var. Hatta o kadar kıymetli ki 1987'de yaptığınız bir iş var ki ilk kez İstanbul'da görülecek ama ondan önce de zaten bir kez Almanya'da görülmüş. Evet. Dolayısıyla ben şimdi bu bilgileri edindim ama sizden de dinlemek isterim. Bu nasıl bir karşılaşma anlamına geliyor? Şimdi benim sergilerim atölyemin devamı gibidir. Benim mesela şimdi 16 yıldır Paris'in yakınında 450 metrekarelik bir atölyem var. İçinde yüzlerce, belki binlerce
şey var diyeceğim. 61 yıllarından bir takım işlerim var. Bir de yeni işlerimle beraber aynı anda yaşarlar. Bunun yanında bir takım çok eski objeler de var. Mesela 50 milyon yıllık bir timsah fosili vardır. Onun yanında o an doğmuş su içinde bir iş vardır. Yani bu benim yani konuşma tarzım. Hem ta gerilere gidiyorum. Mesela Venedik Bienali'nde o Big Bang denilen bir olay var. Yani ondan daha önceye gidemiyoruz halen. Bir şey olmuş. Yani kaynak patlamış gibi ve dünyamız doğmuş gibi. Yani oraya doğru gitmeye, oraya kadar gittim. Şimdi burada da böyle bir şey var. Mesela benim doğduğum Çaylar Sokağı, şu galeriden çıkıp sağa dönüp yukarı vurduğunuz zaman 10 dakikada yürüyerek gidilen bir yer. Bu sergide bir görüntü var. O ailemin yaşadığı odanın bir görüntüsü var. Öyle başlıyorum ben. Onun yanında benim atölyemin bir maketi var. Oraya bağlıyorum. Yani burası sürekli birilerine bağlanan olayların şeyi. Dolayısıyla eski yeni var, evet eski yeni böyle çizgisel bir şeyim yoktur. Konuşma tarzım yoktur. Sembollerle hiç konuşmam ama metaforlarla konuşurum. Yani onu vurgulamak istiyorum. Neyin sembolünü yaptığınız şeyi yoktur bende. Neyi düşündürür vardır. Bu neye gönderme yapar vardır. Ne gibi anlamlar doğurabilir o işlerime girer. Malzemelerin birbirleri konuşması vardır. Herhalde yani bana karşı okuma zorluğu diyeceğim. Bir tek malzemeyle konuşmam. Yani derler ki bu tuval sanatçısı derler. Değil mi? Öyle bir şey olay yok. Burada kalkıp vitray sanatı vardır, fotoğraf vardır, film vardır, ışık vardır. Yani 6-7 teknik vardır. Ve bütün bunlar birbirleriyle yaklaşırlar ve mesela ışığı olmayan işlere ışığı olanlar ışık verir. Anlatabildim mi? Evet. O da aslında o belki bütünlüğü sağlıyor. Ya da o alışverişi sağlıyor. Siz atölyenizi evet. de anlatırken evet. aslında yaşayan nesneler gibi anlatmışsınız. En azından ben izlerken evet. öyle hissettim. Hep bunlar yaşatılacak nesneler olarak görüyorum. Mesela ben yok olduktan sonra bu yerleştirmelerimin icrasının yapılması gerektiğini söylerim mesela. Şeyde yanımızda bir müze yapılıyor. Değil mi? Evet. Koç Müzesi yapılıyor. Bundan 2 sene sonra açılacak inşallah. Ve orada epey yapıtlarım var. O yapıtlarım ben şimdi varım. Onlar da var. Sağ olsunlar. Şimdi bunların nasıl konalım? Koyacağız. Onlar konuşuluyor. Peki ben olmadığım zaman bunlar nasıl konulacak? Bunun teorisi üzerine çok çalışıyorum. 30 seneden beri falan çalışıyorum. Yani ben bir gün olmayacağım. Biliyorsunuz müzelerde kalkıp bir iş alındığı zaman o dondurularak gösterilir. Dondurulur. Evet. Sen duracaksın diye. Ben bu dondurulmaya karşı bir tavrım var. Yani onun için ben sürekli bu nefesten söz ediyorum. Evet. O respiro. Yani nefes o, değil mi? Evet. Ondan evet. sonra ışığın değişiminden söz ediyorum, değil mi? Mesela bu sergiyi ben başka bir yerde yaparsam, orası başka bir mekan olacak, koşullar farklı olacak, zaman farklı olacak. Yani bu bir zaman içinde doğan bir sergi. Evet, bu konuda biz hem sergiye dair hem de
tasarlama, oluşturma aşamasına dair sevgili Ceren Erdem'le de konuştuk. Serginin küratörlüğünü üstlenen Ceren Erdem de bize bazı bilgiler verdi, anlattı. İzniniz olursa Ceren Erdem'in anlattıklarını da burada birlikte görelim. Oradan sohbetimize devam edelim. Tabii, tabii. Çok sevinirim. Sarkis'in farklı yıllarda ürettiği işler var. 1987'den, 74'ten, 78'den ya da 2000'li yıllar içinde zamana yayılan 90'larda çektiği kimi fotoğraflar bugün ilk kez basıldı. Bu sergi için üretilen işlerle bunlar bir araya geldiler. Aynı zamanda kimi işlerde Sarkis örneğin 15. yüzyıldan bir resmi de işine konu olarak, referans olarak aldı ve biz o zamandan bir savaş sahnesini de aslında bu sergiye dahil ettik. Ya da 2. Dünya Savaşı'ndan kimi görüntüler de burada var. Dolayısıyla sadece işlerin üretildiği tarih değil, bizim karşımıza çıkan malzemeler de tarihin farklı zamanlarından geliyor. Biz aslında bu sergiyi dünyanın bir aynası olarak kurguladık. Aynayla referansımız biraz da oradan geliyor. Evet, serginin içinde fiziksel olarak da bir ayna var. Bunun da etkisi olmuştur bu başlığın düşünülmesinde. Örneğin şu anda arkamda duran duvarı düşünürken buradaki imgelerin bunlar dünyanın farklı şehirlerinden, farklı zamanlardan çekilmiş ya da bulunmuş fotoğraflar. Bunları biz hem bizim baktığımız hem onların bize baktığı ve dünyaya yansıtan bir ayna olarak düşündük. Aslında ayna başlığının da sadece burada ortada gördüğümüz buranın 1:10 ölçüde küçültülmüş şekli olan aynadan ibaret olmadığını, aynanın çok önemli başkaca bir anlamı olduğunu da Ceren Erdem böylece anlattı ki aslında biraz önce söylediğimiz oydu. Bir yanıyla değil ya da tek bir sembol gibi değil, bütüncül anlamıyla düşünüyoruz. Çok önemli başka bir yanı daha var. İzninizle ben kitabı da burada göstermek istiyorum. Çünkü Fleckner'le birlikte yıllardır üzerine çalıştığınız bellek kavramını anlattığınız metinler diyelim. Ki burada atölyenizden fotoğraflar da var bildiğim kadarıyla, evet, değil mi? Evet. İlk kez Türkçe yayınlanıyor ve bu sergiyle birlikte. Bu benim Türkiye'ye bir hediyem olarak almasın. 95'te Almanca basıldı bu. Benim üzerime yazı yazmaya başlayan bir Alman sanat tarihçisi Hamburg Üniversitesi'nde. O beni anlatan yazı yazarken bir dipnotlar oluşur biliyorsunuz kitap yazılırken. O dipnotları dipnot olarak bırakmayıp hakikisini çağırdı kitabına. Dolayısıyla o bir yazı, benim aklım üzerindeki yazı 42 yazıya dönüştü. Referansları, dipnotları Eflatun'dan bugüne kadarki düşünürlere, felsefecilere kadar geldi. Ve kitap gittikçe kalınlaştı. Tabii şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu kitap şimdiki durumda 300 sayfa falan, 42 tane yazı var Eflatun'dan bugüne kadar. Bu 4200 sayfa da olabilirdi. 5000 yazar düşünür de olabilirdi. Çünkü bu bellek üzerine hatıra demiyorum. Ben hatıracı değilim ben. Çünkü hatıranın bir donmuş bir tarafı vardır. Belleğin yaratıcı bir tarafı vardır. Ve belki bugüne yaşar, taşıyan, geçmişten bugüne taşıyan. Tabii, tabii. Evet. Ve bellek üzerine düşünen binlerce yazar, felsefeci vardır, değil mi? Ve bunların üzerine, yani unutulmama, değil mi? Evet. Nedir unutulmama? Biz neyle iş görüyoruz, değil mi?
neyiz, nasıl konuşuyoruz? Yani şeyimizi unutmuyoruz değil mi? Yani, değil mi? Bu beyinle bağlı nedir bunun? Bu yaratma iştahı nereden geliyor? Değil mi? Ne bizi yönlendiriyor? Biz neyi yönlendiriyoruz? Değil mi? Bunlar. Ve bu kitabın Almancası vardı. Sonra İngilizceye çevrildi. Sonra Fransızca çevrildi. Sonra her yazarın kendi dilinde bir kitap çıktı. Yani Eflatun Yunanca'dan Latince, Almanca, Fransızca falan İtalyanca bütün yazarlar. Ayşe Umur bir çok kıymetli bir hanım benden bir sanatçı kitabı istedi. Evet. Ben bu sanatçı kitabının pek arzulamadığımı fakat bu kitabın o kalitesiyle çok büyük bir kalite ve Türkçe olmasını istedim. Yani çok faydalı bir şey yapmak bu istedim. Bu değerli açıkçası. Kitapta böylece aslında şimdi sanatseverlerle buluşacak. Ben çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız için bu ilk günün heyecanını. Evet. 19 Şubat'a kadar Dream Art'ta görülebilir Sarkis'in Ayna başlıklı sergisi. Bir de şöyle bir hatırlatma yapalım. Zuhal Demiraslan'ın Benim Sanatım adlı programında Sarkis konuğu oldu ve atölyesinden, Paris'teki atölyesinden çok hoş görüntülerle ve içinde çok zevkli sohbetlerin de yer aldığı programın yayınlanacağı tarihleri özellikle hatırlatalım, söyleyelim. 21 Ocak Cumartesi 15.15'te ve 22 Ocak Pazar günü 19.15'te NTV'de izleyebilirsiniz. Efendim sağolunuz katıldığınız için. Sarkis'i uğurlarken bir de sinemanın gündeminden bir not aktaralım. Ferzan Özpetek'in merakla beklenen filmi İstanbul Kırmızısı'nın Mart'ta vizyona gireceğini söylemiştik ama bir de afiş yayınlandı. O afiş daha da fazla merak uyandırdı. Hiçbir şey aşktan daha önemli değildir. Bu cümle bir afişten. Usta yönetmen Ferzan Özpetek'in merakla beklenen filmi İstanbul Kırmızısı'ndan. Oğlum Londra'da yaşadığınızı söyledi. Çocukluğunuz İstanbul'da mı geçti? Evet. İstanbul sadece anılarda kaldı. Tuğba Büyüküstün, Halit Ergenç, Nejat İşler ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı filmin afişinde başrol oyuncularının gözlerinin fotoğrafı yer alıyor. Özpetek'in kendi kitabından yola çıkarak çektiği filmde geçmişin ve aşkın hikayesi İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde anlatılıyor. Dağlar gözleriyle sevenler içindir. Gönülden sevenler asla ayrılmazlar. Nefesini duyuyordum. Özpetek'in uzun yıllardan sonra İstanbul'da çektiği ilk film olma özelliğini taşıyan İstanbul Kırmızısı 3 Mart'ta sinema severlerle buluşacak. Onun da seni aynı şekilde sevdiğini umuyorsun. İkinizin de aynı duyguları yaşadığını zannediyorsun. Ama işin gerçeği bambaşka işte. Şimdi de ekrana dünyadan hazırladığımız, derlediğimiz kültür sanat haberleri geliyor. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın kızından sürpriz kitap geliyor. Ivanka Trump, hayatındaki dönüm noktalarını anlattığı Woman Who Work kitabıyla okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. Babasının başkan adayı olduğu dönemde kitabını tamamlayan Trump, kitaba babasının başkan seçilmesini de ekleme kararı aldı. Bu nedenle kitabın yayım tarihi Mart ayından Mayıs'a ertelendi. Kitapta Ivanka Trump kendi hikayesini anlatarak kadınlara ilham olmayı hedefliyor. Onlara yaşamak istedikleri hayatı nasıl yaratacaklarına ve hayatta nasıl başarılı olacaklarına dair ipuçları veriyor. Sorry to keep you waiting, complicated business. Donald Trump, sinema ödüllerinde de en çok konuşulan isim olmayı sürdürüyor. Altın Küre ödül töreninde Meryl Streep'in Trump'ı eleştiren konuşması hala hafızalardayken, People's Choice Awards ödül töreninde de yine Trump konuşulacak.
Gecenin sunuculuğunu üstlenen aktör Joel McHale, Trump için tatlı şakalar hazırladığını duyurdu. McHale, Meryl Streep'in konuşmasına Trump'ın Twitter'dan cevap vermesini de hesaba kattığını, sonrasında Trump'tan gelecek cevaba da hazır olduğunu söyledi. Actually, hers was right. She had good jokes in it. So, müzik, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği gecede müzikte Drake ve Rihanna öne çıkarken televizyon kategorisinde Ellen DeGeneres birkaç dalda aday. My name is Ellen, but I'm Dory in the movie. Los Angeles'ta Microsoft Theater'da yapılacak ödül gecesine Blake Shelton ve Fifth Harmony performanslarıyla renk katacak. Yeni günde de buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.